Abi fındık fiyatlarının açıklanacağını duyduk. Ne kadar açıklanması gerekiyor sizce? Normalde 35 olur ama 35'ten 30'a falan gitmesini istiyorum. Benim de var fındığım çünkü ben de ona bakıyorum. Evet. Başka türlü olmaz ki. 30 lira kurtarır mı? Ya kurtarmaz da işte en az yani kurtarır diyelim. Evet. Başka türlü olmaz. Şu an 21,5 lira. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? 21,5 kurtarıyor mu? Seni bir çuval fındığı kendim yedim. Vermem, satmam yani. Git İstanbul'da sat, araban varsa İstanbul'da sat, ondan daha iyi. Kabuklu fındık İstanbul'da 40 milyon lira. Evet. O da bura fındığı değil. Şey fındığı, badem fındığı. Düzce tarafı. Yani 21 liraya satacaksam kırıp kavurup kendim mi yerim diyorsun? Hiç gitmem. Kendime bak, kivi yapmayı bile düşüneyim bahçeyi. Kesip ya kivi yapacağım ya çilek tarlası yapmayı düşüneyim. Başka türlü kurtarmaz. Peki. Zamlar, her şey zamlandı. Bugün 20 lira olan, 24 lira olan fındık şu anda 15 liranın üzerine düştü. Tabii ki 25-30 lira. Tabii ki Temmuz'un vereceği fiyat neyse biz de ona göre hareket edeceğiz. Fındık çok Allah'a hamdolsun. Zam, her şey zamlandı. Evet. Gübre hele kaça çıktı. İşçilik neye çıkacak? Evet. Bunun ilaçlaması var. İşçilerin bunun her şeyini öğrenmek istiyorsak fındıkta fiyat etmesi lazım. Evet. İnşallah hükümetimize güzel bir fiyat verir. Bunun altından kalkarız yani. Üretimimiz mağdur şu anda. 5 kilo yağ 85 lira olmuş. Gülüm daha ne düşünelim yani? Fındık 30 lira olmalı. 30 lira olmalı mı? Olmalı. Olmalı. Evet. Yani bu tamamen ancak kaldırır yani. Yani 30 liradan aşağı olursa zarar mı? Abi şu anda 23-24 diyorlar. Ama demir neye çıktı? Çimento nereye çıktı? Vatandaş bir saç alıyorsun mesela 180 lirada katı katına vurdu. Ne yapacak vatandaş? 30'dan aşağı olursa bizim üreticimizin hiçbir şeyi olmaz. Neden olmaz? Çaya verdin zam, her şeye verdin zam. Fındık nerede? Niye 22 lira fındık şu an için? Bir sigara 15 lira. O değil mi ama? Evet. Vereceğim baba. Seni seçiyorsa bu halk, sana bu halkın emeğini vereceksin. Emeğini vermezsen bir daha gelemezsin. Fındık fiyatlarının açıklanacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Şu an fiyatın ne kadar olmasını bekliyorsunuz bir fındık üreticisi olarak? Fındık üretici olarak fındığın en az 35 lira olmasını istiyoruz. Maliyetler çoğaldı. Gübresi, yemi ve içe giderleri olmak şartıyla. Bundan dolayı 35 lira olmasını istiyoruz. 30 lira. Kurtarır mı 30 lira? 30 lira kurtarır. Bugünkü şartlara göre 35 lira olması gerekiyor. 35'in aşağı kurtarmaz mı? Kurtarmaz çünkü gübresi, ilacı, bakımı her şeyi var. Evet. 35. Kurtarır. 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 Peki o zaman buradan yetkililere ne söyleyelim? Yetkililere fındığımızı düşürmemeleri için rica ediyoruz. Genelde her sene bu olaylar oluyor. Taban fiyat olarak da fındığın en azından 30 lira verilmesi gerekiyor. 50 randıman üzeri. Evet amca 35 olması lazım diyor. Sen 30 dedin. 35 olması diyorsa ben de 35 olmasını istiyorum. O kadar. Ha. Teşekkür ederim. Tabii. 35 olursa kurtarır ama. Tabii ya. Ne kadar fındığın olur? Çünkü her taraf fiyatlarında ataş bağısı oldu. Fındığın da 35 lira olmasını istiyoruz. Ne kadar olması lazım sizce? 15 lira. 15 lira mı? Bu millete hak bu. 15 lira. Doğru söylüyor. Doğrusu eğrisi bu. Abi sizce ne olması lazım fındığın fiyatı? Fındık hep 5 lira olsun. 5 lira olsun. Vallahi isterim. Bu halka gerek. Niye? Vallahi halka gerek. Niye bu tepkin mesela? O tepkini de söyler misin? Halk koyun kıma girer gibi aynı şeye giriyor. Tandoor makine giriyorlar. Taşım geldi mi yadık andırıyorlar. Yalan mı? Doğru söylüyorsun. Doğru. Türkiye battı gidiyor. Türkiye battı gidiyor. Tamam bir şey söz tülkek yok. Şimdi fındık fiyatını bu halkın şöyle veya böyle demesi bir şey çözümlemez. Çözüm nerede? Dolar nasıl endeksiyse bu satı aldıklarımız ona göre fındığın fiyatı da ona göre ayarlanmalı yani. Ha, demek dolar üzerine olmalı peki? Dolar üzerine de bak. Dolar ne yapıyor? Yükseldi değil mi şu anda? Geçen sene dolar kaç liraydı? 6 lira. Ha ne olması lazım şimdi? Kaç lira arttı? 4 lira değil mi? Geçen sene kaç liraydı fındık? Ya 20 lira. Ne olacak şimdi? 25 lira olması lazım misal olarak evet, yani. Anladım. Benim kişisel olarak görüşüm ama saygı duymak lazım. Tabii her şey arttığına göre yani sadece ona göre düşünüp karar verilmesi lazım. Şimdi bunu yani buradaki halkın şöyle veya böyle hiçbir şey değiştirmez. Şimdi bu fındıktan sorumlu kim? Ticaret Bakanı mı? Ha onların toplanıp mecliste karar vermesi lazım. Şimdi fındık gerçekten büyük değer. Zahmeti ona göre. Allah bize bir şey vermiş, nimet vermiş. Bunun değerli kıymetini bilmemiz lazım. Bu sene fındık fiyatları en azından 28 lira olması kurtarır lazım. 28 lira. Fındığı az olanlar, yemiye vermeyenler için kurtarır. Peki yemiye veriyorsa adam ne kadar olması lazım? Yemiye verirse 30'u geçmesi lazım. 30 lirayı geçmesi lazım. Yetkililere buradan ben sesleniyorum.
gübreye, gübreye, çiftçiye maliyetine vermesi lazım. Bir miktar kar alsın, maliyetine vermesi lazım. Bundan iki sene önceki 800 liralık bir ton gübre 800 liraydı, şimdi 2400 lira olmuş. 30 diyorum. 30 diyorsun. Evet. Peki Cumhurbaşkanı fındık fiyatlarını açıklayacak. Şu an bir üretici olarak fiyat beklentimiz ne bizim halkımızın? Ya fiyat beklentisi şimdi işçi paraları, yevmiyeleri yüksek. Fındık desen zaten pek nadir. Atıyorum 30 liradan aşağı olursa üretici zarar etmez de üreticiye bir şey kalmaz yani. Vallahi bilmiyorum yani. Onlar devlet kararını verir. Millet de illaki uyur. Herhalde 25 ile 30 arası herhalde olur. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Vallahi ona yorum yapamam da 25 verirse eyvallah deriz biz. O kadar düşük mü verir? O düşük verecek. Ondan fazlasını verme şansı da yok. Vermezler mi? Vermezler. Vermezler. Peki. En şey Cemal abi mesela kendini feda etti. Gerekilerden hiçbir ses çıktı mı? Yok. Evet. Kim ne derse desin. Doğruya doğru konuşacaksın. Cemal Engör kendini feda mı etti? Tabii canım feda etti. Bütün millete feda etti. En az nasıl diyeyim sana, kaç tane milletvekili var Karadeniz? Yani fındık olanların şey var. Hiçbir tanesi sesi çıktı mı? Evet. Çıkmadı. Bir tek Cemal Engör konuştu değil mi? Tek ya mesela şey yaptı. 18 lira verdi bakan. 4 lira. Büyük para yani ticarette. Evet.